misiniz? Bu haftada meyve yiyip yememe konusuna. Şimdi Ne meyve alakası yemeyin var? diyen hocamız neydi? Uydurmayın Canan pardon. hocamız da yemeyin diyor. Şimdi Hayır efendim, kesinlikle kabul etmiyorum. Meyveden alacağınız fruktoz ile nişasta bazlı şeker, ha bak ona git söv şeye, nişasta bazlı şekere tabii. aleyhinde konuş. Bir şey demiyorum ve haklısınız. Ama meyve tüketmeyin dediğiniz zaman fruktozdan dolayı, o zaman gidin yani şeyi, insan kimyasına bakın. Glikoliz dediğimiz bir olay var Hüseyin. Glikozun piruvata dönüşmesi basamaklarında glikozu fruktoza zaten vücut çeviriyor. Yani buna ihtiyaç var. Olmasa vücut ara basamak olarak fruktoz mu üretirmiş ya? Meyve şekerinin yani elmadan, armuttan, şeftaliden, üzümden aldığınız, incirden aldığınız fruktoz ile sizin buradaki bahsettiğiniz fruktozun hiçbir alakası yok. İnsanların meyve yemekten, yok efendim fruktoz, nişasta bazlı şeker, evet karaciğer yağlanması yapar ve siroza kadar da götürür. Evet doğru götürür. Ama meyveyi tüketiyorsun. Onun içindeki de fruktoz. İşte bu da karaciğer yağlanmasına sebep olur. Küllün yalan. Küllün yalan. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Meyve yiyecekler. Ben kaç tane tanıdığım, etrafımda bayan tanıyorum. Erkek yani dostlarım var. Ya meyvesiz durmuyor bu insanlar. Hiçbirinde de karaciğer yağlanması falan yok. Ne diyabetleri var, ne bilmem nesi var. Sen yeter ki doğal olanı kullan.